Arkadaşlar teşekkürler. İstirahat edebilirsiniz. Sağ olun komutanım. Hoş geldiniz. Sağ olun komutanım. Yavuz sen nasılsın? Sağ olun komutanım. Komutanım bizimkilerden bir haber var mı? Var var. Gelmek üzerelerdir. Yavuz tekrar geçmiş olsun. Baba. Nasıl? Komutanım iyi misiniz? İyiyim Keşanlı, yaşıyoruz ya. Ne oldu sana Yavuz? Çolağın elindeydi komutanım. Nasıl ya? Komutanım bir şey yaptı mı sana? Yok yok. Lafladık biraz. Hiç laflamış gibi durmuyorsun. Dur bakayım şuna. Gerek yok mu hanım? Kontrol etsen iyi olur. Kızgın demirle dağlamışlar. Önce revirde bakalım, sonra hastaneye gidelim. Gerek yok, gerek yok. Sanki kıymık battı. Hadi git bir göster. Sarsınlar yarın. Benim yaram derinde komutanım. Öyle sarmakla geçmez. Canın yanmıyor mu? Yansın istiyorsun değil mi? Çok merak ediyorum. Sen beni ne zannediyorsun? Bana hala kızgın olduğunu zannediyorum. Ben o meseleyi çoktan unuttum. Unutsaydım böyle davranmazdın. Bence konuyu unutmayan sensin. Bu kadar çok lafını açtığına göre. Bu zamana kadar hayatta kalman mucize. Yaralarımı mı kastediyorsun? Hayır. Zekanı. Seni bu kadar kızdıracak ne yaptım çok merak ediyorum ya. Bilmem. Belki de sen hiçbir şey yapmamışsındır. Ben haksızlık ediyorumdur. Haksızlık ediyorsun. Eminim alışkınsındır. Bahar, otur şöyle. Otur. Bak Bahar, benim öyle hayattan büyük beklentilerim yok. Önce çoluğa yakalamak, sonra uygun bir vakitte ölmek falan istiyorum. Yani planlarımın arasında öyle çok yaşamak, mutlu olmak falan yok. Neden? Neden mutlu olmak yok? Merve meselesi mi? Hayır. Ha. O zaman sen şu yalnız kovboylardansın. Gittiğin her şehirde kalbi kırık kızlar bırakıyorsun. Bu da bana benden uzak dur mesajıydı. Öyle mi? Her şeyi böyle yanlış anlamak zorunda mısın? Her şeyi böyle kötü anlatmak zorunda mısın?